Selam sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi en son Osmanlı tarihi ile alakalı bir video paylaşmıştım ve o videomda bizlere anlatılan Osmanlı tarihi ne kadar doğru kendimce sorgulamaya çalıştım. Çünkü ortada çelişkili durumlar vardı. Ancak o videomun altına çok sayıda olumsuz yorum yazan insan olmuş ve hatta bazıları birazdan göstereceğim olayı hakaret seviyesine çıkarmış. Tabii burada beni üzen konu ya da rahatsız eden şey olumsuz yorum yazılması değil, çünkü ben buna alışığım. Benim paylaştığım videolar insanlara ters geliyor. Ne yapayım? Yani benim kaderimde bu. Ama beni burada üzen konu şu. Burada olumsuz yorumları yazan kişilerin normalde kanalıma destek veren düz dünyacı kişiler olması. Ve düz dünyacı birinin sorgulamaktan rahatsız olmasını ben gerçekten anlamıyorum. Çünkü düşünsenize, içinde doğduğunuz toplum dünyanın küre olduğunu söylüyor. İşte tüm eğitim sistemi, üniversiteler, devlet dünyanın küre olduğunu söylüyor. Neredeyse tüm bilim adamları dünyanın küre olduğunu söylüyor. Ve sen sorgulamışsın, işte araştırmışsın ve dünyanın küre olmadığını fark etmişsin. Düşünsene, karşında öyle bir şeytani sistem var ki düz olan yeryüzünü tüm dünyaya küre diye yutturmuş ve sen bu şeytani sistemin sana anlattığı tarihten şüphelenmiyorsun. Ya da biri bunu sorgulamaya çalıştığında bundan rahatsız oluyorsun. Şimdi bakın, ben bu videomda öyle bir kanıt paylaşacağım ki daha önceki videolarımı tamamen destekliyor. Eğer bu paylaşacağım kanıtı yanlışlayabilirseniz ben diğer iki Osmanlı ile alakalı videomu sileceğime buradan söz veriyorum. Şimdi o kanıtı bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın, 2. Mahmut 1815-1826 yıllarında bastı Osmanlı parası. İsmi ne? Cedid Rumi. Şimdi düşünün, Osmanlı padişahı bakın 1815 yılında bastı Osmanlı parasının ismi Cedid Rumi. Şimdi bu Rumi neden var? Neden bir Osmanlı padişahı bastı paraya Rumi ismini verir? Şimdi bakın, Rumi ne demek? Bir de onu sizlere göstermek istiyorum. Bakın Rumi şu demekmiş. Bizans İmparatorluğuna veya bu imparatorluğun egemenliği altındaki ülkelerde yaşayan kişilere Rumi deniyormuş. Yani Rumi kelimesi tamamen Bizans İmparatorluğu ile alakalı bir kavram. Lütfen kafanızdaki putları kırın ve önyargılı olmayın. Bakın 1815 2. Mahmut'un bastığı Osmanlı parasının adı Cedid-i Rumi ve sağda görüyorsunuz parayı. Gördüğünüz gibi Farsça yazması bir şey anlatmıyor. Şu an Osmanlıca yazısını, yani aslında bu Farsçayı görüyorsunuz ve gördüğünüz gibi 2. Mahmut ve Konstantiniye yazıyor. Bakın paranın ön yüzünde ne yazdığını burada söylüyor. Hiç Osmanlı diye bir kelime geçmiyor ve bakın ne yazıyormuş arka yüz ortada. İşte Konstantiniye yazıyor. Yani bu para Konstantiniye'de basıldı diyor. Bakın tarih 1815. İstanbul'un ismi yok. İsim Konstantiniye. Gördüğünüz gibi Osmanlı parasını görüyorsunuz. Üzerinde Osmanlı İmparatorluğu yazmıyor. Üzerinde Konstantiniye yazıyor. Şimdi bir düşünmek lazım değil mi? Bu paranın ismi neden Cedid-i Rumi? Sadece burada kalmıyor. Bir de bunun gümüş kısmı var. Onun ismi de Rumi. Şimdi gördüğünüz gibi diğer işte 2. Mahmut tarafından basılan Osmanlı parasının ismi Atik Rumi. Yani üzerinde Farsça yazıyor. Farsça yazması bunun Rum'la ya da Bizans'la alakası olmadığı anlamına gelmiyor. Bunun Türk'le alakası olduğu anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi yazı zaten Farsça, Türkçe değil. Osmanlı diye bildiğimiz devletin resmi dili Farsça. Ve gördüğünüz gibi üzerinde Rumi yazıyor. Yani Rum olması Farsça ile alakası olmayacağı anlamına gelmiyor. Tabii burada önemli olan detay bu da değil. Bakın size bir detay daha göstermek istiyorum. Şimdi biri altından, diğeri gümüş basım. Şimdi gördüğünüz gibi Osmanlı parası. Önünde gördüğünüz gibi hilal ve yıldız var. Burada senesi yazıyor. Şimdi Farsça yazıları da görüyorsunuz. Padişahlığın tuğrası var. Ve bakın burada ne yazıyormuş? Para işte 1876'da hicri olarak 1293'te basılmış. Paranın ön yüzünde işte yanında El Gazi mahlasıyla işte numarası ve senesi varmış. Arka yüzünde ise gördüğünüz gibi padişahın tahta çıkış tarihi
Ve işte ne yazıyormuş? Konstantiniye Darphanesi'nde basıldı yazılmış. Yani gördüğünüz gibi 1876 yılındaki Osmanlı parası, evet yazı Farsça ama ne yazıyormuş orada? Konstantiniye yazıyormuş. Hani Konstantiniye 1453'te fethedilip Türklerin eline geçmişti. Hani İstanbul ismi. Hani nerede İstanbul? E şimdi bakın, daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Şimdi videolarımda birçok tarihçinin ağzından bazı detaylar, konuşmaları paylaşmıştım. Ama insanlar o detaylara dikkat etmemişler. Sözcü gazetesinden paylaştığım bir haber vardı. Neymiş? Sözcünün haberine güvenilir miymiş? E şimdi İstanbul gerçeğiyle alakalı paylaştığım detayların çoğu Türkiye'nin en iyi tarihçileriydi. Direkt onların ağzından konuşma vermiştim. Ve İstanbul ismiyle alakalı paylaştığım detay direkt Akit gazetesinden. Yani Osmanlı'ya en çok sahip çıkan Akit'in direkt kendi haberinden paylaşmıştım. Orada ne yazıyordu size tekrardan göstermek istiyorum. Bakın haberde ne diyor? Cumhuriyet kurulduktan sonra bile 7 yıl boyunca Konstantiniye, Konstantinopolis ismi kullanılmaya devam etti. Ta ki 28 Mart 1930'da çıkartılan Türk Postası Hizmet Kanunu ile isimler Türkçeleştiriliyor. Angora'nın ismi Ankara, işte Konstantiniye'nin ismi burada Stan kelimesiyle İstanbul diye çevriliyor. İşte Simayra ismi de İzmir diye çevriliyor. Yani Türkçeleştiriliyor. İstanbul kelimesi zaten Türkçe bir kelime değil. Sadece okunuşunu Türkçeleştirmişler. Halbuki Cumhuriyet kurulana kadar, 1930 yılına kadar ismi Konstantiniye. Şimdi burada aslında bu detay da önemli değil. Şimdi Bizans müziği diye aratın. Bizans müziği bildiğiniz Türk sanat müziği. Halbuki Türk müziği bildiğiniz Türk halk müziği. Ama o Türk sanat müziği aslında Osmanlı müziği ve bizden gizlenen bir tarih var. Yani Osmanlı tarihi doğru anlatılmıyor. Burada tabii şunu söylemek istiyorum. Yani Osmanlı'nın Bizans'la olan bağlantısı Osmanlı'yı kötü yapmıyor. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Devletin ismi zaten Osmanlı değil. Tarihte Osmanlı diye imza atmış bir devlet yok. Devletin ismi Yüce Devlet. Neden Yüce Devlet? Yani adamlar aslında İstanbul'un ne kadar önemli bir yer olduğunu, bunun Hazreti İsa ile Hazreti Süleyman'la olan bağlantılarını gizliyorlar. Türk topraklarının aslında yeni kitaplarda bahsedilen vaat edilmiş topraklar olduğunu gerçeğini gizlemişler. Bir Türk tarihi yazmışlar, tamamen gerçeği uzaklaştırmışlar. Ben bu videodan sonra sizlerle bir video paylaşacağım. O videoyu izledikten sonra konuyu daha iyi anlayacaksınız. Ama ben burada tabii içimdeki şüpheleri paylaşıyorum. Ortadaki çelişkileri sizlerle paylaşıyorum. %100 doğru diyemiyorum. Ama gördüğünüz gibi ortada çelişkili durumlar var. Osmanlı tarihi ile alakalı son videonun altına yazılan 100 yorumdan 90'ı olumsuz. Ve bazıları tabi hakaret seviyesine varmış. Mesela onlardan biri Hakan isimli arkadaş ve kendisi normalde düz dünyacı. Başından beri kanalımı takip ediyor ve çok destek mesajı yazmış biri. Ama işte tarihi sorguladım diye ve Osmanlı tarihini sorguladım diye bakın işte ne demiş? Allah belanı versin demiş. Ya şimdi ben buna gerçekten üzüldüm. Yani düşünsene, senin içinde yaşadığın toplumun tamamı, eğitim sistemi, dünya, küre diyor. Ve sen bunu sorgulama cesaretini gösterip düz olduğunu fark etmişsin. Ama konu tarihe gelince sorgulanmasına rahatsızsın. Belki benim paylaştığım şeyler yanlış da olabilir ama bu hakaret etme hakkını sana vermez ki. Ya şimdi mesela benim Kur'an'da en çok sevdiğim kısımlardan biri şu. Allah Kur'an'da şundan bahsediyor. Diyor ki ben bir topluma uyarıcı gönderdiğimde direkt o toplumun üyeleri buna karşı çıkıyor. Çünkü diyorlar ki senin anlattığın şeyler bizim atalarımızdan gördüğümüz şeylere ters. Yani biz atalarımızın dinine tapıyoruz. Senin söylediğin şeyler bizim atalarımızın bize öğrettiği şeylere ters diyorlar. Bu yüzden sana inanmıyoruz diyorlar. Ve Allah Kur'an'da diyor ki insanların büyük bir çoğunluğu atalarından ne gördüyse ona tapar, onu kafasında putlaştırır diyor. E şimdi benim gördüğüm şu, insanlar resmen putları var. Yani atalarından ne öğrendiyse, aslında bilim de öyle, küre dünya da öyle, bu ırk konusu da öyle. E şimdi yani ırk dediğin şey nedir? Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yani senin Türk, Ermeni, Rum, Arap, Kürt olmanın bir önemi yok ki benim katımda. Benim katımda kim ahlaki anlamda güzel davranışlara sahipse üstünlük sahibi odur diyor. Şimdi mesela düz dünyacı bir arkadaş var, bu konuda video yapmış. Hani ismini söylemek istemiyorum çünkü kendisinin buna bir saygısı yok. E şimdi aslında üzülüyorum çünkü kendisi de düz dünyacı, insanlara doğruları anlatmaya çalışıyor.
Ama bu konu işte tarih Osmanlı'ya gelince onun da kafasında demek ki put var. Yani videosunda demiş ki sen benim anneme küfredebilirsin, babama küfredebilirsin ama ceddime edemezsin demiş. Ya tamam da ben kimsenin ceddine küfretmiyorum ki. Yani isterse Ermeni olsun, sonuçta Ermeni de Allah'ın kulu değil mi? Ermeni'yi de yaratan Allah değil mi? E şimdi belki de bazı Ermeniler Allah'ın gözünde bizdeki çoğu insandan daha üstündür. E şimdi sen diyorsun ki ben Osmanlı torunuyum. Tamam da Osmanlı bir ırk değil ki. Osmanlı bir hanedanlık, bir aile. Yani sen eğer Türk olarak diyorsan Oğuz Türk'üm dersin, Türk'üm dersin. E şimdi Osmanlı bir soy, bir hanedanlık, bir ırk değil ki. Ama gerçekten Osmanlı torunuysan gidersin devlette, dersin ki ben padişah sülalesindenim, bana hakkımı verin dersin. Ama dediğim gibi zaten üstünlük, yani Türk, Kürt, Arap, işte İngiliz, Amerikalı, Rum, bunlar benim gözümde çok değer yok. Yani Allah insanı çeşit çeşit yaratmış. Önemli olan insan olmak. Ama maalesef demek ki düz dünyacı olmak bir şeylere yetmiyor. Yani düz dünyacı olmuş bir insan her şeyi sorgulayamıyorsa bana göre boşuna düz dünyacı olmuş. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Osmanlı hanedanlığının soyunun belli olmadığını ben söylemiyorum. Türkiye'nin en önemli tarihçisi Halil İnancık söylüyor. En son onun bir konuşmasında paylaşarak videomu tamamlıyorum. Yeni videolarda görüşürüz ve bu videodan sonra çok güzel bir video paylaşacağım. O videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'nın menşei belli değildir. Hani bir kabileden, kendileri de söylüyorlar, bir aşiretten falan türeme.